Kaç saat sürüyordu? Çekimler. Tabii bayağı uzun bu kadar geçiyordu. 2 gün sürdüğü oluyordu. Yani. Biz bazen kapısında beklediğimiz çok insan oldu. Hı hı. Çok güzel hikayesi var. Anlatması, işte ikna etmek için çocuğunu araya sokuyoruz, birilerini araya sokuyoruz. İkna etmesi uzun sürüyor. Öyle 2 gün beklediğimiz hikayeler oldu ama çok güzel hikayelerdi. Müthiş bir şey. Yani hani böyle biz bir yarım saatte, bir saatte izleyip geçtiğimiz o programların aslında altında ne biçim hikayeler var. Senin hikayen hepsinden daha önemli biliyor musun? Hani şu koşturman bilmem ne falan falan. Seviyorum ama yani insanların evine girmeyi, o fotoğraflara bakmayı. Anlıyoruz canım biz izlerken onu. Gazetecilik meraktır. Meraklı olman gerekir zaten. Meraklı olacaksın. Meraklı. Zamanını kollayacaksın. Evet. İndirimi yakalayacaksın, alacaksın. Ya ama ben sadece Ebu'yla pazarlık yapmıyorum. Yok canım, o haber anlamında. De şarkı söyledim üstüne artık, tamam. Dur daha neler var. Var mı da? Var mı elimizde? Ebru'nun görüntüleri. Mesela bir tane daha verelim. Şöyle madem Ebru seni... Çok ciddi görüntülerim var elimizde. Verelim, onu da verelim. Sıradakine. Neler yaptım acaba? Metan, ben o kadar espri yapıyoruz. Başak'la böyle gülüyoruz falan. Siz orada böyle somurtunca biz burada pişmiş kelle gibi kalıyoruz. Ya hiç de öyle bir şey yok. Allah Allah biz ya. Biz böyle surat böyle kalıyoruz. Ya bağırma gidiyor ya. Yok fuar var. Başak diyor ki yok elektrikli arabaları seviyorum. Aston Martin var diye. Biz ne yapıyoruz abi burada? Sanki biz at arabasıyla gidip geliyoruz. Ama şeyden anladım. Ebru'nun şeyde Başak elektrikli arabaya falan razı da Ebru Aston Martin. 22 tane diyor, bir de dert olmuş içine. 23'ü de sen al. Yok gelmiyor. 22 Ebru. Taneye zor çıktılar. Türkiye'de ilk defa satılacak. Allah başka acı vermesin. Amin. Allah başka acı vermesin bak. Biz espri yapınca kafanızı çevirmeyin, çok kötü kalıyoruz burada. Ya espri yapmıyoruz biz burada, dinliyoruz ama gözümüz de gazetede. Bak al işte Bilal Çetin spor sayfası okuyor şu an. Yani biz de insanız. Biz de insanız. Ne bileyim bu reklam aralarını biz kaydediyor muyuz bir yerlere? Sonra kullanabiliriz. Aslında gülüyorlar. Metehan sen şu milli güvenliği anlat. Bilal Çetin sen de şey şu Ergenekon'u anlat. Biz bir Aston Martin konuşalım. Abi ben esas onu konuşmak istiyorum ya. Konuşsanıza. Kaç dakikamız kaldı? 7 dakikamız kaldı. Şartlarımız çok zor. Çalışma şartlarımız çok zor. Özellikle reklam aralarındaki yarın şartlarımız. Yarın sabah parametreye geliyorsunuz. Yarın benim yerime oturuyorsunuz. Bir de öyle göreyim sizi. Bilal Çetin'le öyle konuşuyorsunuz. Öyle ben karışmam. Ama bunlar da olmasa o haberin ağırlığı, stresi, gerginliği nasıl atacağız? Elbet mümkün değil. Şimdi zaten ya ben oraya çıkmak için 6'da geliyorum. Bütün gazeteleri, ajansları, Reuters'a bakıyorum. Hem ya biraz. Magazinden spora kadar her şeyi yapıyorum. Bu mu? Bütün görüntülerim var elimizde. Hani ben annenden önce davranabilirim. Bütün tekstil kullanmak için. Şaka bir yana. Annem de hani sen çok çalışıyordun. Her dakika meşguldün diye. Bayağı bir eğleniyormuşum ben yani. Hepimizin görünmeyen yüzlerini zaman zaman göstermek lazım. Hakikaten de hani bir haber merkezinin yaşadığı o cinnet hali, sürekli gerginlik hali. Değil aslında. Sürekli şey halinin. Aslında tam olarak anlatıldığı gibi olmadığını gördünüz hep birlikte. Rahat olabiliriz. Ya Büşra şeyle fotoğrafçılıkla ilgileniyorsun. Amatör müsün, profesyonel mi? İlgileniyordum okul zamanında. Ama sen her şeyi geride bırakmışsın arkadaşım. Haberden başka bir şey. Ama yine de aynı makinemde birkaç tane fotoğrafım var kendi çektiğim. Murat hazırladı bizim için. En azından bir yorumunu almak isterim. Bir bakışta hani bir fotoğrafçı bakışı vardır herhalde. Öncelikle şunu sorayım. Sen mutluluğun fotoğrafını çektin mi? Hep resmini yaptın mı diye sorarlar da. Mutluluğun fotoğrafı güzel bir soru. Onun mutluluğunun fotoğrafı ben girdim söze ama bilgisayarında duruyor. Öyle mi? Ne var? Evet. Oraya niye ulaşamadık? Dedesiyle fotoğrafı var ve çok şık, çok güzel fotoğrafı. Büşra çok duygusal. Ekrandaki duruşunu ben gelecekte çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ekrandaki duruşunu da çok beğeniyorum ben. Ve çok naif. Dolayısıyla ben onu hep böyle incinecek gibi. Mesela zamanla ama yıllar geçtikten sonra o da değişecek ama inşallah o ruhunun güzelliğini ve naifliğini. Ama yine güzelliğini gayet çok başarılı. Evet. Koruyacağını düşünüyorum. Hani evet, bu yani, işin dersini veren biri olarak yaptığım analizlerde bir şey çok yetenek buluyorum. Televizyoncuysa evet ikisi. Ha. Biz daha ne haberci sen tarafında. Sen Büşra için daha sonra Büşra şu anda stüdyonun şu anda aşağıda neler olduğunu izliyor. Merhaba ama, Büşra. Ama yayın öncesinde de öyle ne yapacağız? Eyvah kalp krizi.
Hayır, biraz daha sonra geçirecek ama. Şu benim fotoğrafları bir yorumla be. Heyecanı kaybetmemek üzere. Tamam, bakın. Gel heyecanlı bir şey. Çocuklar versenize şu benim fotoğrafı. Çıktı. Ne yaptınız ya? Mutluluğun resmi buldu. Al 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 al, yanlış oldu. Aldım, aldım onu. Bu ne abi? Yandaki... Tamam aldık. Öteki... Bu değil, ötekisini değiştir. Olsun Müşra'cığım, sen yorumla. Yanlış... Baba kaldıracı ne yaptınız? Yanlış girdiniz. Kaldıraç güzel. Bunlar mutluluğun resmi bunlar mı? Bu rahatlığın resmi. Ben bu rahatlığın resmiydi. Nasıl çektim tek başıma? Evet alalım bu. Evet, bu değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Naaa! Hayır bu iş değil. Bu iş. Al bunu. Al. Abi gelsenize şu. Murat ne yaptın fotoğrafı abi? Ya bu arada da... Heh bu. Aa, çok burada güzel. Da ineği başka tarafa bakarken çekmişim. Nasıl şey yapıyorsun? Yalnız baş boşluğu biraz fazla değil mi? Evet, bir ters dönmüşsün. Onu söyleyeyim. Aslında ineğin başı yok. Başı öteki tarafta, dağın ötesinde bizi izliyor. Asla bir şekilde. Buradan görünmüyor zaten. Neyse, bu kötü esprimiz için senden özür diliyoruz. Dilerim o dedenler resmini elimize geçiririz ve yarın akşam yayınlarız burada. Canlı yayında enfes olacak. Keyifli. Bıraktın mı fotoğrafçılığı? Bıraktım. Peki nasıl rahatlıyorsun? Yani mesela dün akşam... çok keyifli bir şekilde bizim haberci arkadaşlar lök diye bir tane pembe gözlük çıkarlar. İşte çok daraldığımız zaman bu pembe gözlüğü takıyoruz ve hayata böyle bakıyoruz. Senin rahatlamak için yaptığın şey ne? Eğer akşamsa ışıkları kapatıp mum yakarım ve çok güzel bir müzik açıp dışarıyı izleyebilirim. Bu bana inanılmaz rahatlık verir. Hmm. Eğer akşamsa işten çıktıysam eve gittiysem. Bunu ya yapabildiysem diyorsun. İşten çıkabildiysem eve gidebildiysem. Onun haricinde... Eğer sabahsa annemle konuşmak beni çok fazla rahatlatır. Annemle konuşurum ve rahatlarım. Hani onun dışında şurada gezeyim, şurada bulunayım, şuradan şuraya bakayımlarım yok. Tamam, öğle vakitleri? Öğle vakitleri zaten buraya geliyorum. Anladım. İkindi? Zaten. Buradayım, ben sürekli buradayım. Ha, buradasın hep. Buradayım sürekli. Tamam, okey, zamanlı olsun. Tunç, radyo. Senin hayatın aslında yarısı. Tabii, yani tabii. Başlangıcı hatta. Başlangıcı. Çok da keyifli. Radyo zamanlarında seslendirme de var. Dilerim hayırlı şeyler seslendirmişsindir. Tabii belgesel ağırlıklı çalıştım. Ha, eyvallah. Yani eyvallah. TRT'de. Dizi plan seslendirmesi yaptın değil. Mı? Tamamen belgesel ağırlıklı çalıştık. Benim çok merak ettiğim çok bir iş. Güzel bir iş. Yani zaten genel hatlarına baktığınız zaman bizim sektörde olup da bu işi yapmayan herhalde çok az insan vardır. Ama başladığınız zaman da her gün olsun, her gün birkaç tane gireyim, seslendireyim. Para da önemli değil. Hani Büşra müzik dinliyorum, rahatlıyorum dedi ya. Ben bu tür işler yaptığım zaman çok rahatlıyorum. Okay, yani haberin şey. Gerginliğini orada kalabalık bir grupla yaptığımız dublaj çok keyifli. Müthiş bir şey oluyor. Ben 93 senesinde o zamanlar Show TV yeni girmişti yayına. Show TV'de yayınlanan... bütün kırmızı noktalı filmlerin başrolü bana ait, biliyor musun? Sesim o kadar iğrençti ki. Ya onu veriyorlardı, Freddy ilk kez ben seslendirdim. Daha sonra o Jason'a döndü, onu da seslendirdim. Ve sonunda mesela boşanma nedeni oldu bu. Kayınvalide bir akşam şöyle bir bakmış. Bu çocukla olmaz. Bu enteresan bir şey demiş. Bu çocukla olmaz. O bir şey ya. Hakime bunu nasıl anlatırsın ki? İşte eşim erotik film seslendirdiği için beni aldatıyor. Neyse böyle ilginç hikayeler de var mı erotik film diye merak etmiştim ama yok. Yok galiba. Yok. Fillerin filmi. Sevişmesi belgeseli öyle bir şey. Bu hattan çıkmayacak mı? Çıkayım mı ben bu hattan? Bu hattan yani artı 18'lik bir şey çıkmaz. Artı 18'lik bir şey çıkmaz.